aklına geldi, kendisini dinleyelim. En önemlisi o. Ayhan Şensoy, Habertürk Televizyonu. Hocam 5-0'lık net bir galibiyet var ama ben işin olumsuz tarafından bahsetmek istiyorum. İlk yarıda çok durağan oynayan, hücuma pozisyon bulmakta zorlanan bir Galatasaray vardı. Yine bunun yanında Muslera'nın 5 net kurtarışı var. Farklı güzel bir galibiyet var ama olumsuz tarafları nasıl değerlendiriyorsunuz? 5 kurtarışı maç boyunca değil mi? İlk yarı boyunca değil. Maç boyunca. 5-0 yenip artı 8-10 tane de pozisyona girersen bu kadar da pozisyon vereceksin. Ama haklısınız. İlk iki pozisyonla uyudamadın zaten. Yani biz akan oyunda, yerleşik bir oyunda herhangi bir sıkıntı yok. Kornerden geldi bir tanesi, yaptık. Verdi. Diğeri de kendisi kaptırdı zaten. Bir tane de kornerden geldi işte. O da yine kaptırdı kopunun devamı. Ancak ikinci yarı için herhalde skoru aldığımızdan olacak. Onun rahatlığı içerisinde. Bu pozisyonları vermemeliyiz. Ben de sizle aynı fikirdeyim. Onun için ben bunu 3 puanı aldık garanti nasıl olsa diye düşünmeye bağlıyorum ama öyle olmamalı. Onun için de zaten biraz kızdım bir iki oyuncuya. Ciddiyetten uzaklaşılmamalı. Bu arada ama böyle bitince de Muslera adına çok sevindim. Bu bizim için çok önemli bir oyuncu Muslera. Yine bugün sahanın en iyilerinden bir tanesiydi. Ama size hak veriyorum, olmaması gerek. Sezgin Yalmaz. Hocam ben Muslera'yı 6 saydım kurtardığı pozisyonu. Bir istatistik var ayrıca hocam. 34 ikinci ligin ikinci yarısında Galatasaray'ın kalesine atılan 34 isabetli şuttan sadece 4'ü gol olmuş. Yani bu da çok önemli bir istatistik Muslera için. Hocam Muslera dışında Çakne için size bir şey sormak istiyorum. Taraftarın bugün inanılmaz desteği vardı. Gol attı, sayılmadı, offside dendi. Sonra gol attı. Herhalde bir moral oldu onun için. Çok ayrıca hocam bir spor adamı, bir milli takım teknik direktörü olarak size bu soruyu sormak istiyorum. Şenol Hoca... Tek tek sor da bir daha gelsin. Bir daha sor. Aldığın zaman 3 tane, 5 tane. Şimdi... İlk soruyu cevaplayın. İlk soruyu cevaplayın. Sonra yine sorarsın. Şimdi tabii harikasınız ya. Vallahi bayılıyorum size. 5-0 kazanmış bir takıma İstatistik olarak kaç tane şut atıldı, kaç tane kurtardığı soruyorsunuz. Güzel. 34'ün hepsi kaleye tutmuş mu? Ya. 34 isabetli. Evet. Güzel. Peki. Şimdi madem sürekli istatistik veriyorsunuz, yok şuttu, yok ortaydı, yok efendim pastı. Bence artık başka istatistiklere de bakmanız gerekiyor diye düşünüyorum ben. Türk futboluna daha da faydalı olur. Mesela hangi oyuncu sahada hakemi kaç defa aldatıyor? Ne bileyim, kaç oyuncu kaç defa kendini yere atıyor? Ne bileyim, koluna tekme gelse suratını tutan kaç kişi var? Bizim takım da dahil buna. Kaç kişi itiraz ediyor da oyunun sonlarına kadar sarı kart görmüyor da son 10 dakikada belki 7 dakikada görüyor? Yani bu istatistikleri de bence tutulsa faydalı olur diye düşünüyorum. Yani dokunduğunda kendini yere atanlar, kandırmaya çalışanlar, bunlar önemli şeyler. Değil mi? Bu istatistikleri de. Şimdi Muslera zaten iyi bir kaleci. Zaman zaman hepimiz gibi o da bazı hataları oldu ama genel olarak geldiği günden beri Galatasaray'da güven veren, takımımızın da kaptanı olan önemli bir oyuncumuz. Bugün gol yemeden bu pozisyonlar olduğu için mutluyum. Çünkü Muslera sahneye çıktı. O da ona çok büyük bir moral olacaktır. Şimdi özellikle ilk yarı tabii hücum açısından daha fazla oyuncuyla oynadık. Yani Emre'siyle, Belanda'sıyla, Cagnes'iyle işte
Hernesi'yle ve Fegulisi'yle ve iki bekimizle. Dolayısıyla orta sahada bir hafif sıkıntımız oldu. Geçişlerde de sıkıntı yaşadık. Bu arada da bundan dolayı da Enda'ya bir sarı kart yedi. Onun için bu eğer bize atakta ve gol pozisyonlarında bir zenginlik verseydi ben bu riske devam ederdim. Ama maalesef olmadı. Dolayısıyla bir değişiklik yapmak zorunda kaldık. Ki Donk ve herkes taşlar yerine oturunca daha iyi oynamaya başladılar. Ama açıkçası eğer gol atıyorsak, fazlasını da pozisyon olarak buluyorsak çok da önemli değil. Ama sözlerimi lütfen iyi anlayın. Yani yediğimizden fazla atabiliyorsak veya devamlı atakta şimdi buyur ikinci soru. Yok ben seni duyuyorum. Ben seni duyuyorum. Biraz yüksek sesle olalım. Bir takımı çalıştıran bir insansınız. Bir spor adamısınız. Şenol Hoca iki maç için milli takıma geldi. Siz de Galatasaray'dayken bu tür bir süreç yaşamıştınız. Bu konuda bir şey söylemek ister misiniz? Hayır, ne soruyorsunuz? Ona mı? Şenol Hoca'nın gelişi, iki maç için milli takımda olması. Ya kardeşim, Şenol Hoca ile anlaşmış mı milli takım? Anlaşmış. Görevinin başında mı? Konu Futbol Federasyonu'nda Beşiktaş ilgilendirir. Benim zaten herhangi bir demem bir şey yanlış olur. Ortada da daha gelmeden herhangi bir şeye gerek yok. Önlerini çözüyorlar. Büyük bir kulüp, kimsenin sıkıntısı olmaması lazım. Yani ben bunu mevzu olarak bile görmüyorum. Rica ederim. Sinan Yılmaz. Hocam tebrikler. Ligin ikinci yarısında oynanan maçlarda topa sahip olma oranında Galatasaray açık farkla önde %60'ın üzerinde, beklenen gol ortalamasında falan da önde istatistik olarak. Fakat şöyle bir eksik olduğunu düşünüyorum. En son kornerden Fenerbahçe maçında gol yapmışsınız. Ondan eklemede daha bulunayım. Frikikten de atmıyoruz. Hatırladım. Maicon Göztepe maçından beri attık mı frikikten? Nerede? Türkiye Ligi'nden diyorum hani. Lokomotiv maçında Eren attı ama Türkiye Ligi'nde attık mı? Atmadık galiba. Duran topların çok önemli olduğu bir futbol oyununda, yani son zamanlarda özellikle duran toplar çok önemli. Bunun frikiği var, korneri var işte. Faulü var, osu var, busu var. Bu kadar önemli olduğu bir noktada tabii ki çok etkin olmamız gerekiyor. Luyendama'nın kupada galiba bir golü var. Değil mi kupada? Etkin iki tane kafası var Erzurum'da. Olmadı. Çalışıyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz. Tabii burada sadece tek taraflı düşünmemek lazım. Atan, vuran, koşan, bunların hepsinin aynı anda doğru işlemesi lazım. Bakınız, Cagne, Luyendama, Marcao olmasına rağmen ilk yarı kafayla pozisyon verdik. İkinci yarı Donk girdi, biraz daha iyi paylaşıldı. Ama haklısınız, çalışıyoruz. Mesela en önemli dakikalarda 3 tane korner üst üste atamadık Erzurum'da. Ki sol ayağı çok önemli işler yapmış bir oyuncumuzdan bahsediyoruz, Emre'den. Olmuyor bazen. Onu en iyi kullananlardan biri Selçuk'tu. O da zaman zaman o pozisyonlarda olmuyor. Ama çalışıyoruz. Kritikler doğrudur. İtirazım yok.
onları da etkin hale getirmeliyiz açıkçası. İki soru alıp teşekkür edeceğiz. Mehmet Ayhan daha sonra yazak dinler. Hocam tebrikler. İlk yarıda Kasımpaşa maçında 55. dakikada taç çizgi kenarında pozisyon oldu ve tribünlerle beraber bir hareketlenme, elektriklenme ve Galatasaray 0-0'dan maçı 4-1'e taşıdı. Bugün de tam sizin önünüzde 63. dakikada bence de faul olmayan, hakem tarafından faulle kesilen bir Henry Onyekuru pozisyonu 2 dakika sonra gol geldi. Siz kulübede ve oyuncular sahada bu tip bir elektriklenmeyi mi bekliyordunuz? Çünkü sanki 1-0 sürecek ve siz de kulübeden çeşitli önler alacakmış gibi geldi. Acaba o elektriklenme farklı işe yaradı mı sizce? Bilmiyorum yaradı yaramadı ama o tamamen bir reaksiyon. Şöyle ki yani önemli bir çaba var orada. Topu kazanmak için. Bize göre faul değil. Ama tabii hakeme göre ne olduğu önemli. Biz de zaten daha fazla abartamıyoruz. Hatırlarsanız 10 maçı. Biz hani böyle şey diyemiyoruz. Ama bize göre değildi. Hakeme göre mühim olan. Özellikle yapılmış şey değil. Bütün kulübe demek ki o emeğe, o pozisyonun devamında neler olabileceğini anlayan bir ekibiz orada. Nitekim hakem, hocam itti, ben öyle gördüm dedi. Ben dedim ki hocam sen öyle gördün. Ben öyle görmedim ama. O öyle, mühim olan da hakemin gördüğü. Yani o pozisyonun heba olmasına bir tepki. Yoksa herhangi bir şey için değil. Son sorumuz lütfen. Nevzat Dindar Milliyet hocam, tebrik ediyorum. Erzurum'da hocam sizin de keyfinizi kaçıran, canınızı sıkan bir skor ve oyun vardı. O günden bugüne ne değişti takımın iştahı ve performansı bakımından? Bir de hocam Fernando ve Sinan Gümüş kadroda değildi. Onları da çıkıp getirirseniz teşekkür ederim. Ne değişti? Esasında çok bir şey değişmedi de arkadaşlar muhakkak ki aradaki puan farkı cumartesinden daha da fazlalaşırsa maç fazlasıyla veya normalde bile sıkıntılı durumdasınız. Kaybetmenizin kredisi her dakika azalıyor. O yüzden bugün oyuncularımızla konuşurken bu ahvalde konuştuk. 10 maçı hedefleyen bir Galatasaray olmalı. Galatasaray pes etmez. Galatasaray geri durmaz. Galatasaray kabullenmez. Kaybederse de tebrik eder geçer ama kabullenmez Galatasaray. Dolayısıyla arkadaşlarımızla bunu konuştuk. Belki odur ama onun dışında çok da fazla bir değişiklik yok. Ama bugün pazartesiye rağmen taraftarımıza çok teşekkür ederim. Kolay değil pazartesi 8'de bu kadar seyirci ve de etkin bir şekilde. Onların da zevkli bir maç seyrettiğine memnun oldum. Çünkü iş saatleri, trafik, aklınıza gelecek her şey. Ama çok fazla değişen bir şey yok. Oyun anlayışımızda, oyun felsefemizde çok fazla bir değişiklik yok. O biri Sinan'la Fernando. Fernando sakatlığı vardı biliyorsunuz. Geçti fakat birkaç antrenmana çıktı. Sinan'la beraber bugün öyle düşündüm. Dışarıda olmalarında. Yarın bir gün biz de beraber oldular. Bugün böyle karar verdik. Çünkü Yuta olmayınca bir yabancı daha dışarı çıkarmak zorundaydık. Onu da ben Fernando olarak kullandım ama Bursa maçıyla inşallah hep beraber olacağız. Teşekkürler. İyi geceler.